kayıtlı. Hem köyümüzün hem de Gümüşhane'nin akademik bir insanı olarak kendisiyle gurur duyuyoruz. Son çalışması olan kitabını Dölek Kudusu'na hakkında yazdığı kitabı konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Hoş buldum. İyi akşamlar diliyorum ben de. Hocam son yayınımızda kitap baskıya verilmişti. Hazırlığı için bekleniyordu. Sonra sanıyorum 10 Mayıs'ta kitap piyasaya çıktı. Çizgi yayınları tarafından basıldı. Hocam kitaptan şöyle biraz bahsedelim önce diğer konuklarımız gelmeden. Bu Evet. köyümüzün Dölek Güveci yani Gümüşhane ve yakın çevresindeki illerde biliniyor ama siz bunun çok derinlemesine araştırmasını yaptınız. Çok sayıda insanlarla söyleşi yaptınız köyümüz insanıyla. Adeta Dölek Küvezi'nin tarihçesini çıkardınız bu kitapta diye düşünüyorum. Öncelikle bu kitaba nasıl başladınız? Hazırlıklarınız nasıl gitti? Kimlerle görüştünüz? Böyle bir başlayalım. Buyurun hocam. Evet. Ben öncelikle tüm dinleyenlerimize iyi akşamlar demek istiyorum. Hepsine hoş geldiniz diyeyim. Ve gecikme için de özür dileyelim kendilerinden. Çünkü yeni bir program kullanıyoruz ve teknik bir takım sorunlarla karşılaşılıyor zaman zaman. O teknik sorunları aşmak da biraz zaman alıyor. Dolayısıyla biraz gecikmeli olarak başladık ama artık geç olsun güç olmasın diyelim. Şimdi Gümüşhane Dölek Güveci kitabımız bizim şurada gördüğünüz kitap. Bizim için tabii güvecin çok büyük önemi var. Neden önemi var? Çünkü bizim çocukluğumuz güveç yapmakla bir anlamda güveç yapan ailelerimize yardım etmekle geçti. Ve benim eğitim hayatımda da çok önemli bir yeri var. Çünkü biz eğer eğitim almışsak işte hem Gümüşhane'de hem üniversitede hem daha sonraki dönemlerimizde okuyabilmişsek orada güveçten gelen maddi gelirin bir katkısı da var. Dolayısıyla güveç aslında bizi var eden unsurlardan bir tanesi. Bütün aşamalarında ailemize yardım ederken çocukluğumuzda içerisinde olduğumuz üretim süreçlerinde bulunduğumuz bir ürün aslında. Fakat kitap yazma fikri nerede ortaya çıktı? Biraz ondan bahsedeyim. Lütfen. Ben lisansüstü eğitimimi yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğimde doktora çalışmalarım sırasında bir orada böyle uçsuz bucaksız bir kütüphanede çoğu kere doktora yaparken yaptığımız gibi bir gün yine o kütüphanede kendimi kaybolmuş buldum. Bir şey ararken siz kütüphanede envai çeşit şeyle karşılaşıyorsunuz. Bir gün rafların arasında bir kitap buldum ve kitap Anadolu'da yapılmakta olan geleneksel çömlekçilikle ilgili bir kitaptı. Ve merak ettim acaba ola ki bizim köyden de bahseder mi bu kitap diye. Sayfalarını karıştırdığımda hakikaten bizim Gümüşhane Dölek Güveci'nden de kısaca bahsedildiğini o kitapta ilk kez gördüm. Hatta kitapta kullanılan birkaç tane fotoğraf vardı. 1974 yılında kitabı yazan Profesör Doktor Güngör Güner, o da İsviçre'de doktora yaparken böyle bir çalışma için Anadolu'yu boydan boya gezmiş. Gezerken de bizim köye de uğramış. Ve 1974 yılında çektiği o resimlerden bir tanesinin işte benim eşimin ve kız kardeşinin fotoğrafı olduğunu, işte diğerlerinin kayınvalidemin, onların mahallesinden diğer komşuların olduğunu bize gönderince tabii o anladık. Bazılarını kendi kitabında kullanmıştı ama bazılarını da kullanmamış. Fakat o kitabı görünce benim de bu konuda ayrıntılı bir kitap yazma fikrim aslında tam 25 yıl önce belirmişti. Ama tabii ki o dönemde başka önceliklerimiz vardı. Başka çalışmalar yapıyorduk ama 25 yıl boyunca bu kitabı yazma fikri aslında aklımda olduğu için sürekli güveçle ilgili hangi veriye denk geldiysem onları topladım. İşte fotoğraf çekmem gerekiyorsa çektim. İnsanlarla görüşüp işte bir takım notlar almam gerekiyorsa aldım ve onlar birikti. Belli bir döneme birikti. Ve 2020 yılında
Bu pandemi döneminde evlerde hapis kaldığımız dönemde benim de annem bizimle beraber Balıkesir'de pandemi hapsine yakalandık. Ve dedim ki işte tam sırası. Annem de hazır sıkılıyor, dışarı çıkamıyoruz, evde kapalı kaldık. Dedik ki biz de en iyisi ne yapalım? Bu yıllardır derlediğimiz, toparladığımız notları bir araya getirelim, güveç kitabına başlayalım. Ondan bir yıl önce de Ümraniye Derneğimizin Dölekköy Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin yönlendirmesiyle ve onların müracaatıyla ve benim onlar adına hazırladığım dosyayla Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaat edip Gümüşhane Dölek Güveci ismiyle bu güveci markalaştırdık ve tescil ettirdik. Dolayısıyla o esnada da birikmiş olan bir takım verilerim, donelerim vardı. Bunları işte bir araya getirip ama en önemlisi de annemin ki şu an işte 80 yaşında, Allah uzun ömür versin, onun eskiye dair hatırladıkları ki bütün ömrü boyunca bu işi yaptı ve halen de önemli yaşayan güveç ustalarından birisidir. Onun eskiye dair hatıralarından yola çıkarak ondan sonraki dönemde de yazları 2020 yazı, 2021 yazı, 2022 yazı dönemlerinde de köyde bizzat arazi çalışmaları yaparak köydeki farklı insanlarla görüşerek aynı zamanda İstanbul'a zaman zaman geldiğimizde oradaki insanlarla görüşerek bazen de uzaktan telefonla veriler toplayarak güveci bütün yönleriyle ele alan bir kitap ortaya çıkardık. Tabii ki sadece güveçle ilgili değil, aynı zamanda Dölek Köyü nasıl bir yerdir, buranın coğrafyası nedir, burada kimler yaşar, bu insanlar eskiden beri nasıl yaşarlar, yaşam tarzları nedir ve güvecin bu insanların hayatında oynadığı rol üzerine bütün verileri de toplayınca çok değişik yönleriyle bir güveç kitabı ortaya çıkmış oldu. Kısaca içeriğinde neler var ondan bahsedecek olursak, öncelikle bu bir kültür çalışması aslında. Dolayısıyla şöyle başladık kitaba. Acaba Dölekköy kültüründe bu güveç ne kadar önemli ve bu kültürün neresinde? Böyle bir bölümle başladık. Peşinden Dölekköy coğrafyasını tanıtan bir bölüm geliyor. Onun peşinden bizim köyde yapılan şekliyle çarksız çömlekçilik deniyor buna sanat tarihinde. Bu çarksız çömlekçiliğin dünyadaki ve Türkiye'deki durumu nedir? Acaba bunu sadece biz mi yapıyoruz? Başkaları da yapıyor mu? Bizim yaptığımız şekliyle bizim çömlekçiliğimiz acaba diğerleriyle nasıl bir ilişkisi var? Var ya da yok, onun üzerinde duruyor. Bir sonraki bölüm çömlekçilikte kullanılan malzemeleri ele alıyor, onları tanıtıyor. Ve burada özellikle bir şeyin altını çizmek lazım. İlk kez bu kitapta Dölek Köyü çömlekçiliğinde kullanılan güveç çamuru dediğimiz o kil çeşitlerinin toprak analizini yaptırdık. Bunları 2021 yazında köye gittiğimde ben oradan örneklerini alıp o örnekleri Samsun'da üniversiteye bağlı Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında analiz ettirdim ve sonuçlarını da kitapta yayınlamış olduk. Böylece ilk kez o toprağın içerisinde hangi mineraller var, işte kimyasal ve fiziksel analizi nedir, onları içeren bir bölüm var. Tabii ki toprağın çıkarılmasından çömlek yapımı uygun hale getirilmesine kadar geçen süreçte hangi işlemler yapılıyor? Onların üzerinde durduk. Bir sonraki bölümde güveç yapımı aşamaları ele alındı. Hangi aşamalarda yapılıyor, nasıl yapılıyor? Bir sonraki bölüm farklı güveç çeşitleri ve bunların kullanım alanları üzerinde durdu. Bir sonraki bölüm asıl böyle can alıcı bir bölüm. Anekdotlarla dölek güveci yani dölek güvecini yaparken insanların yaşadığı
gerçek olayları konu alan 38 farklı kişiden derlenmiş gerçek hikayelere değiniliyor. Bu hikayeler içerisinde köyde geçenler de var. Çevre illerde, Erzurum'da, Van'da, Hakkari'de, Kars'ta, Trabzon'da geçenler de var. Ve bunların içerisinde bazıları gerçekten dramatik bir şekilde bazıları insanların yaşadığı zorlukları anlatırken bazıları komik olayları, bazıları öğretici, bazı ders alınması gereken bazı hususları işliyor. Dolayısıyla gerçekten güvercinlik etrafında gelişen kültürü anlamak için en güzel bölümün burası olduğunu ben düşünüyorum. Bir diğeri güveç üretimi sürecinden sonra insanlar bu üretilen güveçleri nasıl satarlardı? Eskiden beri bunu nerelere götürürlerdi ve nasıl götürürlerdi? İşte karayolu yokken hayvan sırtında ne kadar uzağa götürürlerdi? Nasıl satarlardı? Ne karşılığında satarlardı? Ve o aldıkları ürünler ekonomik anlamda ne anlama gelirdi? Bir sonraki bölüm gölek güvecinin korunması. Maalesef geleneksel çömlekçilik bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geriliyor. Ancak çok önemli bir el sanatı, çok kadim ve toplumların kültüründe çok önemli yeri olan bir uğraş. Dolayısıyla geleneksel çömlekçiliği nasıl koruyabiliriz ve bizden sonrakilere aktarabiliriz? Bununla ilgili bir bölümümüz var. O bölümde genellikle dünyadaki uygulamaları, Birleşmiş Milletler'in UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras kapsamında yaptığı çalışmalar, o çalışmalar kapsamında korunma için neler yapılması gerekir? Bunların üzerinde durduk. Aslında bir yol gösterici bir bölüm. Sadece geçmişi incelemedik. Gelecekte de acaba hangi yöne doğru gitmesi gerekir ve nasıl bununla ilgili neler yapılması gerekir? Daha önce güveççiliği korumak için yapılan çalışmalarda yapılan hatalar neler ve bu hatalardan nasıl kaçınabiliriz? Bunun üzerinde duran bir bölüm var. Bir sonraki bölüm coğrafi işaret bölümü. Bu Gümüşhane Dölek Güveci'ne nasıl coğrafi işaret aldığımızı anlatan bir bölüm. Orada hangi özelliklerini ön plana çıkardık, yapılış şeklini nasıl tarif ettik, standartize edilmiş şekli nedir bunun, üretimde hangi süreçlere ve özelliklere dikkat edilmesi gerekir. Türk Patent ve Marka Kurumu'nda bunu tescil ettirdik ve o tescil edilmiş şekliyle kitaba da koyduk. Böylece bu üretimin bir standart şekli olmuş oluyor. Bir sonraki ve son bölümümüzde de acaba dölek güveciliğini gelecekten ne bekliyor? Tamamen ortadan mı kalkacak yoksa işte bir takım desteklerle, yardımlarla yaşatılabilir mi? Toplumun özellikle kırsal kalkınma, kadın istihdamı, sürdürülebilir kalkınma gibi çok önemsenen konular varken ve bunlar kalkınma planlarında da çok dikkat edilen, önem verilen konular olmasına rağmen acaba neden güveççilik bu kapsamlarda değerlendirilmedi şimdiye kadar ve bundan sonra acaba nasıl değerlendirilebilir? Ve kitabın sonunda da yöresel terimler sözlüğü var. Köyde güveççilikle ilgili kullanılan terimlerin neler olduğu ve bunların anlamları ifade edilmiş. Ve belki kitabı özgün kılan şeylerden bir tanesi de oradan bahsederek bu kısımdaki sözlerimi bitirmek istiyorum. Benim 1997'de Amerika'daki kütüphanede gördüğüm kitabı yazan Profesör Güngör Güner isimli hoca, ben işte 2020 yılında o tam pandemi döneminde bu kitabı yazmaya kalktığımda, ya acaba bu hoca yaşıyor mudur, buna ulaşabilir miyim, acaba onun izlenimlerini alabilir miyim diye internette bir araştırma yaptım ve bir e-posta adresine rast geldim hocanın. Hakikaten de emekli olmuş, şu an 84 yaşında, İstanbul'da yaşayan bir hanımefendi. Sağ olsun, buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendi ve sonradan tabii bu çalışmayı 1974'te yaptı ama ondan sonra
Ben de öğrendim ki çok uluslararası düzeyde tanınan bir seramik sanatçısıydı. Ve onun Dölekköy'ü Güveci ile ilgili söylediği bir söz var. Birkaç cümleden oluşan bir düşüncesi var. Onu kitabın en başına da koydum. Onu okuyarak şimdi bu kısmı bitirmek istiyorum ben. Diyor ki Profesör Doktor Güngör Güner hocamız diyor ki Dölekköy'ünde üretilen her parça biriciktir ve yok olana kadar yapan kişinin el izlerini ve ruhunu taşır. Onu endüstriyel seri üretimden ayıran ve değerli kılan da budur. Belki bizim insanlığımızın bir bölümü bunu değerli bir ürün olarak görmeyebilir ama evrensel kültürden nasibini almış kişiler emin olun onu değerli nesnelerin içerisine koyacaktır. Dolayısıyla uluslararası düzeyde bir sanatçımızdan bizim güveçimizle ilgili bu satırları duymak gerçekten bizler için gurur verici. Atalarımız yüzyıllardır böyle bir geleneği devam ettirmişler ve bize de aktarmışlar. Bize düşen şey de bu geleneği yaşatmak için gerekli tedbirleri almak ve bizden sonraki nesillere kültürümüzü aktarmak. Çünkü Anadolu'nun kadim kültürü yozlaşmadan, o milli değerleri koruyarak bizden sonraki nesillere aktarılması çok önemli. İşte ekranda görüyorsunuz Güner hocamızı. Ona da buradan çok teşekkür edelim. O zaman çok önemli bir katkı yaptı ve ayrıca bu kitaba da ön söz yazdı. Ve hem bu kitabın ne kadar önemli olduğunu hem de geleneksel çömlekçiliği yaşatmanın ne kadar önemli olduğuna dair çok güzel de bir ön söz yazdı kitabımıza kendisi. İstanbul'da en kısa zamanda kendisini bizzat ziyaret ederek kitabımızı da kendisine takdim etmek istiyorum. Kitabın kısaca hikayesi böyle. Evet hocam. Teşekkürler. Güngör Güner hocamıza da bir Dölekli insanı olarak gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü ta o yıllarda 1970'li yıllarda yani Gümüşhane'nin 34 kilometre uzağındaki Dölek köyünde bu el sanatını fark etmiş olması ve onu kaleme almış olması bizler için çok önemliydi. Ellerine sağlık diyelim şimdiden. Hocam bir iki duyuruyu da hatırlatayım ben takipçilerimize. Ondan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Değerli Gümüşhaneliler, değerli Dölekliler, bu yayınımızı izleyen değerli dostlar, lütfen özellikle Gebze Derneğimizin yöneticileri, Ümraniye'deki derneğimizin yöneticileri bu yayını paylaşırsalar daha fazla insana ulaşırız. Hem Dölek Güvezi'ni hem de Yılmaz Hocam'ın yazdığı son kitabı konuşurken bir takım yani direkt bilgilere ulaşmış olursunuz. Lütfen yayını paylaşınız. Yayının başında bahsetmiştik. Konuklarımız olacak. Çünkü derneklerimizden bir anlamda da destek bekliyoruz. Bu kitabın tanıtılması noktasında, insanlarımıza ulaştırılması noktasında. Dolayısıyla onları davet ettik. Kimleri davet ettik? Gebze Gümüşhane Dölekköyü Dernek Başkanı Yılmaz Katırcı'yı davet ettik yayınımıza. Aynı zamanda Ümraniye Derneğimizin yani Ümraniye Gümüşhane Dölekköy Derneği Muhammed Katırcı'yı davet ettik yayınımıza. Bir konuğumuz da Almanya'da bulunan Avrupa Gümüşhane Dölekköy Derneği Başkan Yardımcısı Hüseyin Durmuş'u yayınımıza davet ettik. Kendileri müsait olur, bağlantı kurabilirseler birazdan bunu başarabilenlerle konuşmaya devam edeceğiz Yılmaz Hocam'ın yanı sıra. Ama onlar yayınımıza ulaşana kadar biz Yılmaz Hocam'la kitabı konuşmaya, Dölek Güvezi'ni konuşmaya devam edeceğiz. Hocam geçenki yayınımızda ben yani o köyün insanı olarak, Güvezi yakından bilen bir insan olarak sizden ilk kez Güvez hakkında öğrendiğime şaşırmıştım. O da şuydu. Dölekli insanı geçmişte Güvez'in yapımını köyün dışında da Trabzon'da da bir beldede bir köyde denediğini sizden ben öğrenmiştim. Buna şaşırmıştım. Köyümüz insanı demek ki dışarıda da bu tip çalışmaları yapmaya denemiş. Bu çok enteresan gelmişti bana ama bugün anlattıklarınızdan da şunu anlıyorum ki kitapta sadece Güvez değil Dölek köyü insanının da yani
birçok bilgisini barındırıyor. Dolayısıyla kitaba ulaşabilmek için şu anda ben de sabırsızlanıyorum okumak için. Hocam peki Dölek Köyü insanının, yani şöyle birkaç bize enteresan gelebilecek tespitleriniz oldu mu o anlamda? Yani kitapta onunla yer verdiniz mi? Yoksa hani daha çok böyle genel nüfus yapısı ya da işte göç etmesiyle alakalı bilgileri mi barındırıyor? Şimdi kitapta Dölek Köyü'nün tabii çeşitli yönlerini konu aldık ve sen şimdi sabırsızlanıyorsun belki birçok başka kişi gibi kitabı okumaya. Bu arada kitap gelir gelmez hemen kitabı isteyen, alan ve okuyanlar oldu ve onların geri dönütleri oldu bana. O geri dönütlerden de ben anlıyorum ki hakikaten insanlar birçok şeyi aslında bildiğimizi sanıyoruz ama bilmiyoruz. Özellikle Evet, genç. Evet. Dolayısıyla kitap okuyanlardan bana dönüp "Aa, bu böyle miydi? Gerçekten bu böyle mi? Bu doğru mu?" falan diye söyleyen çok kişiler oldu. Şimdi bu anlamda evet, yani 1960'lı yıllara kadar köylüler, biz Dölek Köyü insanları kışları hemen Karadeniz sıra dağlarının o biz güney eteklerindeyiz. O dağları aşıp kuzey taraftaki Maçka'nın köyleri, Yomra'nın köyleri ne gidip kışı orada geçirirlermiş ve orada köylerdeki boş evlere gidip oralarda bir yandan o evlerde belki kiralar, bilmiyorum o zaman kira ödüyorlar mıydı emin değilim ondan, ama boş bir eve gidip orada o yöreden elde ettikleri kilden güveç yapıp o güveçleri o bölgede satıp hem kışı orada geçirip, çünkü biliyorsunuz belki bizi dinleyenler de bilmiyordur. Türkiye'de en fazla kar yağışı olan yer Doğu Karadeniz dağlarının o güney etekleridir. Yani bizim köyün de olduğu yerdir aslında. En fazla kar yağışı olan yerlerden birisidir. Bizim çocukluğumuzda da zaten hatırlarız, boyumuzca kar kürüdüğümüz zamanlar çok olmuştur. Dolayısıyla o kış, ağır kış şartlarını geçirmek için köyden bir kısım insanlar, özellikle bakacak hayvanı olmayanlar, hayvan olanlar da bazen o hayvanları komşularına emanet ederek toplu olarak Karadeniz'in o kıyı bölgelerine doğru hareket edip, bunun adına aşağı gitme denir bu arada. Şeyde var, bu özel bir terimdir. Aşağı gitmeden kasıt işte kışın o bölgeye gidip oradan güveç yapıp o güveçleri orada satıp hem orada kendilerine kışlık yiyecek elde ederler, hem de elde ettikleri ekstra yiyeceklerle havalar ısınınca köye dönerler ve böylece hem kışı geçirecekleri bir daha rahat geçirebilecekleri bir imkana kavuşmuş olurlar. Hem de yiyecek açısından, çünkü bahara doğru o yiyecekler köye getirilen ve şu ekranda gördüğünüz küplerde depo edilen yiyecekler bazen biter bahara doğru ve insanlar hakikaten zor zamanlar geçirirler. İşte bu aşağı gitme işi o zor zamanları bir anlamda hafifletmek için geliştirilen bir stratejidir aslında. Çok akıllıca da bir stratejidir. Ama 1960'lardan sonra yavaş yavaş o gelenek bir anlamda kalmamaya başladı. Ancak şu an köyde yaşayan bazı yaşlılarımız bütün canlılığıyla o dönemleri hatırlamaktadırlar. Bunun dışında başka ilginç olan şeyler var. Mesela güveççiliği bir anlamda yaşatmak için köy insanının katlandığı bir takım zorluklar var. Bunların en önemlilerinden, belki de en önemlisi, tartışmasız en önemlisi, insanlar hayatını kaybetmişler. Mesela bizim bilgimiz dahilinde en azından şu an yaşayan insanlarda, ben sözlü görüşmelerden elde ettiğim verilere göre, iki tane kadın güveç çamuru çıkarırken çamurlukta hayatını kaybetmiştir. Bunlardan bir tanesi Fadime Marmaralı 1966 yılında benim annemle birlikte çamurlukta
o Şima denen mevkide çamurlukta kalarak annem yaralı kurtulmuş. Şimdi omuzumda bir çıkık vardır o zamandan kalma. Onun eseridir ama arkadaşı orada maalesef hayatını kaybetti. Aynı zamanda 1981 yılında yine Hatice Çardak isimli kadın maalesef yine orada aynı yerdeki çamurlukta kalarak hayatını kaybetti. Başka onlarca kadın çamurlukta kalıp son anda kurtarılmışlardır. Biraz önce Metin Durmuş'u gördüm. Onun annesi mesela onlardan bir tanesidir. O Demirmeşe denen çamurlukta o da ölümden son anda kurtarılmıştır. Bir cuma günü cumadan çıkan insanların yetişmesiyle. Aynı şekilde güveç satmaya uzak yerlere giden insanlar da benzer şekilde hayatını kaybetmiştir. Mesela 1939 Erzincan depreminde Erzincan'a güveç satmaya giden iki kişi köyden Remzi Balaban ve Hüseyin Çolak. Onlardan bir daha haber alınamadı ama 1939 depreminde o 7.9.2 büyüklüğünde olduğu söylenen ve şu ana kadar Türkiye'de yaşanan en şiddetli deprem olduğu ifade edilen Erzincan depreminde Aralık ayı o deprem 26 Aralık'ı 27 Aralık'a bağlayan gece olmuştur. Gece 1.52 civarı sanırım o depremin tam saati. O depremde Erzincan'da bulundukları binanın yıkılmasıyla orada ölmüşler ve bir daha kendilerinden haber alınamamıştır. Aynı şekilde yine Hüseyin Gergin isimli yine bir köylümüzün Erzincan'da bir gölde boğularak Bayburt'ta bir gölde boğularak öldüğü şu an köyde yaşayanlar tarafından hatırlanılmaktadır. Dolayısıyla aslında kitap köyün bir hafızası da aynı zamanda. Sadece bunlar değil. Mesela insanlar o güveçleri tandırda yakmak için ormana gittiklerinde bazılarının donarak öldüğü de onların da kayıtları var kitapta. Komşu köylerden, İmera'dan, Leri'de donarak ölen şeyler var. Şimdi bir yorum var mesela şu an ekranımda ben görüyorum onu, diyor ki Yılmaz Hocam'ı doğrulamak adına rahmetli annem Maçka Livera yeni adıyla Yazı Köyü'ne gittikleri ve orada güveç yaparak sattıklarını anlatırdı. Evet. Erkan doğru. Saraç yorumu yazdı. Erkan Saraç aynı zamanda evet. Benim dayımın oğlu. Evet. Hocam aynı zamanda bizi selamlayan ve mesaj gönderenler var. İsimlerini kısaca okuyayım. Cevat Durmuş, Metin Durmuş, Tüncey Arı, Erol Ezivan beraberinde Erkan Saraç bize hem selam gönderiyor hem de iyi yayınlar dileğinde bulundular. Erkan Saraç'ın evet o yorumu da sizin bahsettiğiniz şeyi bir anlamda belgelemiş oluyor. Dayımın eşi, yengem demek ki Erkan'ın bahsettiği şekilde köyün adı neymiş? Maska Livera Köyü. Evet. Livera Yazı Köyü'ymüş. Aynı şekilde bu yaz ben 2022 yazında köydeyken yine Maska'nın Akarsu Köyü var. Larkana deniyor eski adıyla. O köyden benim babamın dedesinin babasının torunları geldi. Dediler ki biz işte Tahir'in torunlarıyız. Tahir'in kızının torunlarıyız. O zaman onlar da Maska Akarsu Köyü'ne gitmişler aynı şekilde ve orada kalmışlar. Hatice isimli bizim o akrabamız yıllardır bizde bahsedilirdi ama hiçbir zaman bilmezdik, tanımazdık. Neresi olduğunu da bilmezdik ama bu yaz artık geldiler, tanıştık ve o şeyden konuşmamızdan biraz hesap kitap da yaptık, tarihlendirdik. Hatice denen o kişi Tahir dedemin kızının
kızı ve 1884 yılında doğmuş, 1960'ta da ölmüş. Ve bütün o süre içerisinde bizimkiler oraya kışı geçirmek için gittiklerinde orada birisiyle tanışıyor, orada evleniyor, orada kalıyor. Ve 1960'ta ölünceye kadar da o güveç yapma sanatını orada devam ettiriyor. Ve yaptığı güveçleri de bu gelen kişiler anlatıyorlar. Diyorlar ki biz çocukken hatırlıyoruz, tandırlarda böyle tandır gibi yaptığı yerlerde onları yakardı. Böyle ateş olurdu, o bize bir eğlence olurdu diye canlı hatıraları var. Dolayısıyla kitap sadece geçmişi bir hatıra olarak kaydetmekle kalmıyor. Aynı zamanda o yöre insanının bütün geçmişine, bütün yaşam tarzına dokunuyor. Ve kitabı okuyanların söylediği bir şey, herkes kendinden bir şey buluyor kitapta. Ya kendi ailesinden, kendi çocukluğundan, yaşanmışlıklarından bir şey buluyor. Şurada ekranda gördüğünüz şey mesela bir tandır, gömme tandır. Şu an Naci Balaban abinin evinde bu yaz çekildi. Onun içerisinde ekmek yapılıyor. Şu an o üzerindeki saç kaldırılırsa tandırın dibinde güzel pişmiş ekmekleri görebilecek öyle bir şey var. Bu da bir güveç formu tabii tandır. O özel bir form. Kitapta ona özel bir yer ayrılmış. Çünkü evet, şimdi yine bir şey görüyorum ekranda, bir yorum görüyorum. Diyor ki annem rahmetli Osman Beyaz, Huşut'un Osman'ın akrabaları şu an o köyde yaşıyorlar derdi İsmail. İsmail ismi, evet. Dolayısıyla bunlar, evet, yani ben de köy büyüklerimizden duyduğum ve teyit ettiğim, tabii kitabı yazarken bu tür şeylere çok dikkat ediyoruz. Birçok şey duyuyorsunuz ama hepsini yazmıyorsunuz. Doğruluğundan %100 emin olmanız gerekiyor. Böyle işte söylenti, dedikodu, o tür şeyleri asla böyle bir kitaba yazamazsınız. Mutlaka teyit ettirmeniz gerekir. Birçok farklı kaynaktan. O nedenle işte bu kitap yazmanın zorluğu da biraz o. O elde ettiğiniz verileri mutlaka farklı kaynaklardan teyit ettirmeniz gerekir ki doğru olduğuna inanıp da yazabilirsiniz. Öbür türlü kitapta zaten o tür şeylere yer vermezsiniz. Bu spekülasyon falan yapılmaz bu tür kitaplarda. Dolayısıyla şimdi yorumlarda yazılan bu şeylerde bu konuyu teyit etmiş oluyor. Dolayısıyla şimdi bu enteresan şeyler dedin de onlara şunu ekleyerek bu kısmı bitireyim Temel. Şimdi kitabı okuyan herkes farklı şeyler buluyor. Yani bana enteresan gelmeyen, çok sıradan gelen bir şey bir başkasına çok enteresan geliyor olabilir mesela. Dolayısıyla birçok kişi ya bu hakikaten böyle miydi, gerçekten mi falan diye böyle oldukça şaşıranlar olduğunu bana ulaşanlardan anlıyorum. Dolayısıyla herkesin kitapta böyle ilginç geçmişine, köyün geçmişine, kendi ailesinin geçmişine dair ilginç şeyler bulacağı çok sayıda olay, anı, veri var kitabın içerisinde. Hı hı. Hocam, yine bir hatırlatmada bulunayım ben bizim ekibe. Yayınımızı yöneten, yani yayın sorumlusu arkadaşımız Faysal Karataş. Ellerine sağlık, çok sağ olsun. Yayını da iyi götürüyoruz şimdilik. Ricam şu, gelen mesajları ekranın altına da verebiliyoruz sanıyorum. Onları yapalım. Takipçilerimize de şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Soru sorabilirler. Yani kitapla ilgili, güveze dair yorumlarını bekliyoruz. Yeni mesajlardan Erkan Durmuş, Erdoğan Arı da bizi selamlıyor. Aynı zamanda Şule Celepsi hanımefendi de bizi selamlıyor. Bütün takipçilerimize biz de kucak dolusu selam gönderiyoruz. Sağ olsunlar. Hocam, şimdi yani güveç, dölek güveci dediğimiz bu çömlek, bu el sanatı tabii uzun yıllardır köyümüzde üretiliyor. Köyümüz insanı
Bunu bir geçim kaynağı olarak da hani yaptı, bugünümüze kadar taşıdı. Yani ekmek de yedi ondan diyebiliriz. Ama aynı zamanda sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi bunun da çok çilesini çekmiş. Yani bahsettiğiniz gibi o yolda can bile vermişiz. Ama yine de Dölek Güveci hak ettiği yere geldi diye düşünebiliyoruz. Mesela hani son birkaç yıldır gündeme getirebildik Dölek Güveci'ni. Coğrafi işaret tesis belgesini de Ümraniye Derneğimizin, o dönemin başkanı Salih Gelgin'in de girişimleriyle, sizin çok büyük katkılarınızla 2019'da alabildik. Oysa bu el sanatı özellikle bizim Gümüşhane ve çevresi illerde oldukça hani böyle değerli görülen bir el sanatı olarak biliniyor. Dolayısıyla biz hem şehrimizi de bu işin içerisine katalım, yani Gümüşhane'mizi. Gümüşhane'miz olsun, kendi köy insanımız olsun. Bu Dölek Güveci'ni daha da geliştirip şimdiye kadar farklı bir yere, hak ettiği bir yere getirebilir miydik? Yani burada eksiklerimiz var mı size göre? Şimdi burada ben bu coğrafi işareti aldıktan sonra görüştüğümüz bazı kişilerin şöyle bir yaklaşımı oldu. Ya dediler, hemen madem ki bu coğrafi işareti aldık, bunu hemen bunun sağladığı imkanları kullanarak bir seri üretime geçmemiz ve işte bunun ticari şeyini artırmamız lazım. Genelde böyle bir beklenti oluyor insanlarda. Fakat benim bu konuya yaklaşımım biraz daha farklı. Şöyle, şimdi bir kere şunu tespit edelim. Dölek Köyü çömlekçiliği gibi geleneksel çömlekçilik çok önemli bir somut olmayan kültürel mirastır. Bir kere bu tespiti yapalım. Bu çok önemli bir kültürel mirastır. Şimdi kültürel mirası ikiye ayırıyoruz. Bir maddi olan, bir de maddi olmayan, yani somut olmayan. Buna her ne kadar üretilen ürünler somut ürünler olsa da somut olmayan kültürel miras diyoruz. Çünkü sadece burada asıl olan üretilen ürünler değildir. Burada asıl olan şey o ürünlerin üretildiği bilgi, o ürünlerin üretildiği mekan, o ürünlerin üretildiği sanat bilgisi ve bu sanat Dölek Köyü kadınlarında var. Şimdi dolayısıyla Sanatın mimarları kadınlarımız, evet. kadınlarımız, evet, kesinlikle. Yani çünkü bugün erkeklere bunu bıraksanız, erkekler kadınların yaptığı şekliyle yapamaz. Bir, ikincisi, erkekler genellikle çarklı çömlekçi. Bakın, bu fotoğraf 1974 yılında Güngör Hoca tarafından çekilmiş bir fotoğraftır. Arkada şu an peyzajda bizim köyde kapen olarak bildiğimiz o yapıyı görüyorsunuz. Şu an köyde onu görmek mümkün değil. O nedenle çok değerli bir fotoğraf. Çok seviyorum bu fotoğrafı bir. Bu da Şehrinaz Durmaz teyzemiz. Allah kendisine rahmet etsin. O zaman Amin. çekilmiş bir fotoğraf. Fakat Dölek Güveci, geriye konuya dönecek olursak, Dölek Güveci yani ticari bir şeye dönüştürülmeden o kültürel özelliği korunarak bizden sonraki nesillere aktarılmalı. Bu tespiti yapalım. Yani seri üretim yapalım, çok üretelim, işte çok satalım. O mümkün değil zaten. Niye mümkün değil? Çünkü burada sürdürülebilirlik diye bir kavram devreye giriyor. Sürdürülebilirlikten kasıt nedir? Ya siz mesela köyün arazisi öyle çok büyük bir arazi değil. Yani hepi topu 50 kilometre kare gibi bir araziden bahsediyoruz. Bu arazide mesela güveç kili çıkarılan alanlar sınırsız değil. Bir. İkincisi, güveci yakmak için işte ormandan özellikle çam odunu kullanılıyor. Çam ormanları sınırsız değil. Dolayısıyla siz seri üretim yapmaya kalktığınız zaman köydeki doğal kaynaklarla bunu yapmanız mümkün değil. Böyle bir üretim doğal kaynaklar üzerine çok büyük bir baskı getirecektir. Ama
dölek çömlekçiliğini nasıl korumamız lazım? Şöyle korumamız lazım. Geleneksel şekilde yapıldığı gibi toplumdaki ekonomik yaşama katkı verecek ama geleneksel şekli bozulmayacak şekilde korumamız lazım. Şimdi bakın, kadın istihdamı mesela bütün Türkiye'de, dünyada çok önemsenen bir şey. İşte kadın istihdamı var orada. Biz onu desteklememiz lazım. Bakın kadınlar ne güzel yüzyıllardır geleneksel olarak bu sanatı bugüne getirmişler. Ama mesela ürettikleri o el sanatı ürünlerini satmak için inanılmaz zorluklar yaşamışlar. Almışlar hayvan sırtında işte Ağrı'ya, Hakkari'ye, Van'a götürmüşler. İşte kamyonlarla 670 kilometre bizim tespit ettiğimiz bu kitap çalışması sırasında tespit ettiğim kadarıyla 677 kilometre en uzak götürülen mesafe. Köyden 677 kilometreye kadar güveç götürülmüş satmak için. Bu kadar zorluk yaşamış bu insanlar. Dolayısıyla bu zorluğu kolaylaştıracak bir desteğe ihtiyacı var gölek güvecinin. Yani burada biraz serzenişte de bulunmak istiyorum. Mesela çok önemli bir kültürel ürün, işte şu kitap ve güveççilikle ilgili tescil edilmesi. Biliyor musunuz, ilk kez Türkiye'de bir köy kendi ürettiği bir ürün için dışarıdan hiçbir destek olmadan coğrafi işaret aldı. Bu da bir ilk diyorsunuz yani. Evet, ilk. Bunu çünkü genellikle ya ticaret odası, şehirlerde ticaret odaları ve belediyeler büyük çalışmalar sonunda alabiliyorlar. Biz bunu kendi imkanlarımızla aldık. Kendi imkanlarımızla bakın coğrafi işaretli bir ürünün tüm yönleriyle ele alan bir kitabını yazdık. Şimdi o zaman köyümüz adına hem size hem de Ümraniye Derneği'ne bu girişiminden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. İşte şimdi bakın burada teşekkür, evet çok sağ olun, ben de teşekkür ederim. Ama teşekkür etmenin ötesinde ilgili paydaşlar teşekkür etmenin ötesinde bir şey yapmalar lazım. Oraya geleceğiz hocam, oraya geleceğiz. Gümüşhane Kültür Müdürlüğü var, Gümüşhane Valiliği var, Gümüşhane Belediyesi var. Ya yıllardır bu dölek güvecini çok iyi biliyorsunuz, meşhur. Yani burada yapılıyor, yaşatılıyor. Bu insanlar bin bir türlü zorluklarla bu sanatı yaşatıyorlar. İyi dedi kardeşim, siz bununla ilgili ne yaptınız şimdiye kadar? Geçen sene bir Gümüşhane tanıtım yapmışlardı. Gümüşhane soruyorum yani, ne yaptınız siz? Gümüşhane Kültür Müdürlüğü'ne soruyorum. Yani bu çok önemli kültürel değerle ilgili siz ne yaptınız? Gümüşhane Valiliği'ne soruyorum buradan. Ne yaptınız siz? Bununla ilgili ne yaptınız? Evet. İki kere modernleştirme denemesi yapılmış 1968'de ve 2006-2007'de. Fakat modernleştirmeden şu anlaşılmış. Avanos'tan bir tane çömlek ustası getirelim. O bir tane çark getirsin. Avanos'ta yapıldığı şekliyle oradaki çömlekçiliği buradaki erkeklere öğretelim. Erkekler oradakiler gibi çömlekçilik yapsın. Fakat bu değil işte. Koruma bu değil. Bizim çömlekçilik kültürümüz bu değil. Siz eğer korumak istiyorsanız önce o kültürü yaşatmanız lazım. O kültürü değiştirmeye kalktığınız zaman onu yaşatamazsanız mümkün değil. Evet. Dolayısıyla önce bir ihtiyaç analizi yapıp gerçekten güveç üreticisi, özellikle de bu kadınların, bakın yani güveç üreten kadınların, yani bana kalsa hepsine madalya veririm yani, o kadar önemli. Zaten kitapta şöyle bir önerim var benim. Şimdi UNESCO'nun bir Birleşmiş Milletler'in bir şeyi olan UNESCO diye bir kuruluş var. O işte bu somut olmayan kültürel mirası yaşatmayla ilgili şey. Onların verdikleri bir tane şey var, bir nişan var. Yaşayan insan hazinesi beratı veriyorlar ve o yaşayan insan hazineleri insanlık kültürünü taşımada, bizden sonraki nesillere aktarmada çok önemli bilgi birikimine sahip olan, kendileri işte bu dünyadan göç ettikleri zaman, öldükleri zaman o bilgi birikiminin de yok olacağı insanlara veriliyor. Ve bu insanlar el üstünde tutularak o bilgilerinin genç nesillere aktarılması sağlanıyor. Bizim bu aşamadan sonra, şimdi ben işte coğrafi işareti aldıktan sonra, bu kitabı yazdıktan sonra bir sonraki aşama, acaba bütün bunları nasıl projelendirir ve güveççiliğin geleceğini
sürdürülebilir hale getirebiliriz? Güveççiliğin köy ekonomisine, köy kültürüne, gümüşhane kültürüne katkı vermesinin devamlılığını nasıl sağlayabiliriz? Bunun üzerinde bir projeye ihtiyacımız var. Bunun için de ilgili paydaşların biraz elini taşın altına koyması, bu yapılan işlere, emeği geçenlere teşekkür ederizin dışında bir adım gerekiyor orada. Yoksa herkes dışarıdan seyretti, biz yaptık, oldu, bitti. Bu değil yani. Bunun ötesine geçmek lazım diye düşünüyorum. O zaman o adımı nasıl atarız'a ben birkaç bir şey söyleyeyim hocam, müsaadenizle. Tabii, şimdi ben de bu arada mesajlara bakayım. Evet, şimdi bu güvezin yıllardır ekmeğini yedi Dölek köyü insanı. Dolayısıyla öyle veya böyle bugüne kadar getirdik. 2019'da hem sizin gayretlerinizle hem de Ümrane DNA'nın gayretleriyle de coğrafi işaretini, patentini aldı. Yani bu kolay iş değil, biraz önce söylediniz. O zaman demek ki bizim köyümüzün muhtarlığı, Gebze Derneğimiz, Ümrane'deki dernek, Almanya'daki dernek, bu yöneticilerimizden oluşan ya da köyümüzün diğer bireylerinden oluşturulacak bir komisyon, yani bir komite. Bu güveci nasıl yaşatırız bundan sonra? Yani sonuçta hepimiz biliyoruz, bu güveci üreten, yapan, eden annelerimiz, bacılarımız. Bunların da giderek sayıları azalıyor. Bunu görüyoruz köyümüz insanından. Dolayısıyla bu güveç dediğimiz bu ürün şurada 5-10 sene sonra devam edebilecek mi? Bu soruyu sormamız lazım köyümüz insanına. Bunu da kimler sorması lazım? Yani biraz önce bahsettiğiniz gibi elbette Gümüşhane'de yani şehir ekanı da bu mevzuya bir el atmalı, bir destek olmalı. Bunun için gerekirse bir çalıştay düzenlemeli, sizleri davet etmeli. Hem muhtarımız hem de değnek yöneticilerimiz. Yani bu güvezin bundan sonra yaşatılması noktasında kimlerin üzerine ne düşüyorsa onlar masaya yatırılması lazım. Çünkü köyümüz insanı da sonuçta göç veriyor, onu da biliyoruz. Dolayısıyla köyde kalan kadınlarımız, annelerimiz, bacılarımız da bu ne kadar devam edebilir acaba? Dolayısıyla bunları çok ciddi şekilde hem şehir erkanı hem de bizim köyümüzün muhtarlığı, derneklerimizin yöneticileri buna en kısa zamanda bir başlık açmalı. Bunu gündeme getirmeli. Buna da vesile sizin kitabınız olsun diyorum ben şahsen. Çünkü bu kitapta bu anlattıklarımızın birçoğu da yer alıyor zaten. Hem kitabın tanıtılmasında üzerine ne düşüyorsa onu yapmalılar. Yapmalıyız hep beraber. Beraberinde de bu güzel ürünün devamı için neler yapabiliriz? Hangi adımlar atılması gerekir diye bir çalışma başlatılması lazım. Yoksa köy insanına bıraktığımız zaman yani kendi çapında bir takım güveçleri yapar bu dölek güvezini, gider satar parasını kazanır ama acaba devamını biz böyle sağlayabilir miyiz? Dolayısıyla bunu çok ciddi şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz hep beraber. Şimdi Hüseyin Durmuş sanıyorum yayınımıza bağlanıyor. Bağlandım internet. O şeyi telefonu dün söylediğimiz gibi yatay şekilde getirebilir miyiz? Bir de ses düzeni sorunlu galiba. Kayıp. Böyle bir var ya, sabahtan beri temelim ondan uğraşıyor. Lütfen, yayınımız çok profesyonelce gidiyor. Dikkat edelim yayınımıza. Tamam. Ona bir baksana. Böyle nasıl? Tamam, böyle de devam edebiliriz. Yok, biraz önceki duruma gelsin. O zaman şöyle yapalım. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Çok değerli takipçilerimiz, biraz önce de bahsettik konuklarımız da olacak diye. Şu anki konuğumuz Hüseyin Durmuş, Almanya'daki Gümüşhane Dölek Köyü Derneği'nin başkan yardımcısı. Şimdi Hüseyin Durmuş, biz Yılmaz hocamla biraz konuştuk bu dölek güvecini. Dolayısıyla yazdığı kitabı konuştuk. Bilmiyorum haberdar mısınız bu konudan? Dölek Güveci'nin adına yazılmış son kitap ve bu kitap çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hem güvece dair, yani Dölek Güveci'nin yaşatılması noktasında hem de böyle bir kitabın hazırlanması noktasında sizin görüşlerinizi de almak isteriz. Buyurun.
Öncelikle hayırlı akşamlar diyorum. Hayırlı akşamlar. Herkese selamımı ilet oradan dolayı. Aleykümselam. Ben o kitabı, yani Dölek kitabını bir hafta önce mi veya bir ay önce mi senin feedinde gördüm yani. Yani o şekilde bir değerlendirme yaptınydı o zaman. Onun için Yılmaz kardeşime de yani eline sağlık, kafasına ya ne diyeyim ben, ne yönde yani her yönüyle teşekkür ediyoruz. Öyle bir şeyi gündeme getirdiği için, yazıyı da yazdığı için. Yani Dölek tabii her yönüyle tanıtmak çok güzel bir şey. İlla ki bir kitabımız olması lazım bu yönde. Yani benim tarafımdan ben her zaman yanınızdayım. Yani o yönde de onu söyleyebilirim yani. Evet, çok teşekkürler. Elimden ne geliyorsa onu yaparım yani, sıkıntı yok. Evet. Yılmaz Hocam çok emek verdi. Kitabı da biraz bahsetti tabii. Kitap okunmadan, ele alınmadan buradan anlayabildiğimiz kadarıyla çok çok içerikli, çok derinlemesine yazılmış bir kitap. Peki kitabın şimdi Hüseyin Durmuş, bu insanlara ulaştırılması lazım, tanıtılması lazım. Bu noktada derneklerimizin nasıl bir çalışma yapması gerekiyor size göre? Ya bence çalışmasına gerek yok. Yılmaz kardeşim kargoya koysun veya Gebze Derneği bize ulaştırır. Gebze Derneği'ne ben irtibatta olan bir kişiyim zaten. Yani kargonan da bize gelir veya gelen arkadaşlarımız var ise onlardan da bize yollayabilirse biz Almanya'da dağılımını yaparız yani. Gereken yerlere iletiriz. Dernek olarak. Evet. Evet. Bir de böyle görüntüyü biraz ortalayabilir miyiz? Tam bir bakayım abi. Abi evet. Nasıl? Böyle yakışıklı durumunu bir görsün izleyicilerimiz. Evet. Yani abi, kitabın ulaştırılması noktasında bir sorun yaşanmasa biz gerekeni yaparız diyorsunuz. Aynen öyle. Evet, evet. Yani şöyle diyeyim, kargonan da geliyor şu anda. Mesela bizim Gümüşhane tırları geliyor. Onların bazılarını da tanıyoruz. Onlarla da irtibata geçebiliriz. Onlar da getirebilir bize yani. Evet. Daha Esen'e kadar getiriyorlar yani. Evet. Çok güzel. Bak, teşekkürler. Şimdi Gebze Derneğimizin başkanı Yılmaz Katırcı'yı da, Ümraniye Derneğimizin başkanı Muhammed Katırcı'yı da yayına davet ettik. Eğer bağlanabiliyorsalar onlardan da hem görüşlerini almak isteriz hem de kitabın tanıtılması, efendim insanlara ulaştırılması noktasında destek bekleyeceğiz. Evet. Onlar hala şey demediler mi? Benim internetim orada sorunlar yaşadım. Onlar katılamadılar mı hala? Şu ana kadar ulaşmadılar. Demek ki bu teknik sorumlu ekibimiz ulaşanı hemen yayına alıyorlar. Dolayısıyla demek ki bir sorun yaşıyorlar ama vallahi, biz konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah ben yapamadım. Tugay'ı gene aradım aburayı. Kapının önüne çağırdım, öyle yaptık. Sağ olsun, sağ olsun. Evet. Aynen. Peki Yılmaz Hocam, tekrar size dönelim. Yayında duruyor Hüseyin Durmuş. He. Yılmaz Hocam, şimdi güvecin köyümüzde devamı için ne gerekirse ona yapmamız gerekiyor, adım atmamız gerekiyor. Bunları söylüyoruz da. Ama ilk adım olarak biz bu emek verdiğiniz bu güzel kitabın insanlarımıza daha fazla nasıl ulaştırabiliriz? Hak ettiği yeri nasıl bulur? Bununla ilgili nasıl bir çalışma yapabiliriz? Biraz da bunları konuşalım isterseniz. Ya Hüseyin aslında bir anlamda özetledi. Teşekkür ederim. Bunu yapmanın en kolay yolu işte dernekler vasıtasıyla bunu üyelere ulaştırmak. Onu da işte diğer dernek başkanlarımızla bağlanabilseydi belki daha organize konuşabilirdik ama şimdi Hüseyin'in söylediğinden şunu anlıyorum. Bize diyor işte gelen tırlar var, onlara ulaştırırsanız biz burada alırız, şeylere dağıtırız. Ancak bize şeyi söylerse mesela kaç tane orada, kaç tane bu kitaptan kaç tane talep olur? Çünkü kitabın ilk baskısı 1000 adet basıldı. Ve tabii yayıncı bu tür kitapları basarken yayıncılar genellikle şey endişe ederler. Ya bu kitabı basıyoruz biz ama biz bunu işte satabilir miyiz? Bu kitabın okuyucusu olur mu? Falan.
Ben de tabii yayıncıyı ikna etmek için şey dedim, tabii ki yani bu bizim köyün bir anlamda hafızası ve bu özellikle bu işi merak eden bir akademik tayfa var zaten. Belki 100-200 kişi o cenahta vardır. Ama onun dışında bu köy insanları, bu çok önemli bir köyün hafızası aslında. Dolayısıyla ilgi göstereceklerdir diye tahmin ediyorum diye kendisini ikna etmede böyle bir argüman kullandım. Dolayısıyla eğer bize derneklerimiz derse ki biz şu kadar, ha şöyle oluyor. Normalde piyasadan bu kitabı almaya kalktıklarında tabii yayıncı daha biraz daha yüksek fiyattan satıyor. İnternetteki satış fiyatı kitabın biraz daha yüksek. Kitap bu arada şey, şurada göstereyim. Çok güzel kuşe kağıda basılmış. İçerisinde haritası, işte fotoğrafları, tabloları, grafikleri, gayet baskı kalitesi oldukça yüksek bir Hocam kaç kitap. sayfaydı? 206 sayfa. Aa. 206 sayfa. Şöyle şöyle baktığımız zaman şeyi görüyoruz, içeriği. Evet, çok güzel görünüyor. Evet, dolu dolu da bir şey. Dolayısıyla kuşe kağıda basılınca, çünkü şeyin yayıncının endişe ettiği bir konu var. Diyor ki bu el sanatları ile ilgili olduğu için burada kullanılan fotoğrafların kaliteli baskı olması gerekiyor. Bu da ancak kuşe kağıda olur. Çünkü bunu bazı sanat tarihi bölümleri, sanat tarihi akademisyenleri de ilgi gösteriyor kitaba ve almak istiyorlar. Onlar tabii biz şimdi çok iyi bildiğimiz için konuyu baktığımızda onun ne olduğunu görüyoruz. Ama Dölek Güveci'nin ne olduğunu bilmeyen kişilerin biraz daha ayrıntılı ve özel fotoğraflar görmesi lazım. Bunun ne olduğunu anlaması Dolayısıyla lazım. kitabı alıp okuması lazım. Evet, alıp okuması lazım. Baskı kalitesi de ona göre yüksek olması gerekiyor. Dolayısıyla eğer bize derlerse ki işte Hüseyin kardeşimiz oradan bize gönderirseniz biz gereğini burada yaparız gibi. Mesela bize bir rakam versin, desin ki bize şu kadar kitap gönderin, biz ona o kadar kitap göndertelim. Aynı şekilde diğer derneklerimizin öyle talepleri varsa onlar, ya da yayınımızı izleyenler varsa, bize ulaşırlarsa internetten ya da bütün internet kitapçılarında bu arada kitap satışta işte Kitap Yurdu'ndan tutun İdefix'e kadar, hepsinde Trendyol'a kadar, hepsinde kitap internet satışı var. Oralardan da alabilirler. Biraz daha yüksek fiyatı orada. Eğer biz toplu olarak alırsak biraz daha uygun bir fiyata bize veriyor. Dolayısıyla biz alıp verebiliriz ya da doğrudan oradan sipariş verebiliriz. Hepsi mümkün yani. Evet. Yani bireysel olarak da kitabı internet üzerinden sipariş biliniyor. Tabii ki. İnsanlar ulaşabiliyorlar. Evet, temin edebilme noktasında sorun yaşamazlar diyorsunuz ama derneklerimiz üzerinden en azından bizim köyümüz insanı, Gümüşhane insanı da Dölekköy derneklerinden temin edebilmeleri daha bizim için iyi olur. Hem de biraz düşük fiyata kitaba sahip olmuş olurlar diyoruz, değil mi? Tabii o daha uygun olur. Çünkü toplu alırız, onlara veririz. Onlar da bir de hani kitabın yazar olarak biz toplu aldığımızda daha uygun bir fiyata bize veriyor. Ama piyasada kitabın liste fiyatı sanıyorum şu an 442 lira. İnternette işte bazı internet siteleri biraz indirim yapıyorlar ona. Ama biz aldığımızda daha uygun bir fiyata alabiliyoruz kitabın yazarı olduğumuz için. Dolayısıyla bizim aracılığımızla almaları daha uygun bir fiyata herkesin kitabı edinmesini sağlayacaktır. O zaman tam bu noktada şunu da söyleyelim hocam. Sizin aracılığınızla derneklerimiz kitabı piyasadan daha uygun fiyata temin edebiliyorsa, temin etseler ve onu üyelerine yani köyümüz insanına, Gümüşhane insanına küçük bir şey daha üzerine ekleyerek satışa sunabilirler. O diğer kalan küsürü de derneklere gelir olarak alabilirler, değil mi? Tabii ki mümkün. Yani dernekler de sonunda dernekler de kendi faaliyetlerinde maddi desteğe her zaman ihtiyaç duyuyorlar. Öyle bir şey de yapabilirler. O durumda diyelim ki internette satış fiyatı var. Onlar daha uygunu aldığı zaman internet satış fiyatı arasındaki farkı üzerine koyarak kendilerine de oradan bir şey elde edebilirler. O derneklerin kendi iç düzenlemesi, kendi bilecekleri bir şey.
Evet. Şimdi mesajlardan bir tanesini görüyorum. Bir de imzalı olur. Yani imzalanacak kitapların içinde o zaman bir organizasyon falan da olsa iyi olur. Hani bu değneklerimizin birinde de olabilir. Ya da başka bir organizasyonda kitaplar toplu halde üyelerimize sunulurken siz de orada imza günü olarak bulunursunuz, imza atarsınız kitabınıza. Ama bunu derneklerimiz bir kendi aralarında organize olup bunu bir ayarlamaları gerekiyor, değil mi? Evet, bu Muhammed aradı bununla ilgili beni. Böyle bir şey olabileceğini, bunu planlayabileceklerini o söylemişti. Yılmaz'la da sanırım bu konuyu bir görüşüp öyle bir planlama yapabiliriz. Bir de şey, şimdi imzalı istiyorlar bazen. İmzalı kitap isteyenler doğrudan bana yazarak adreslerini verirlerse onlara imzalanmış, kendi adlarına yazılmış kitapları postayla da gönderebiliriz. O da mümkün. Eğer okumakta sabırsızlananlar varsa, ben bir an önce görmek istiyorum diyenler varsa, onlar bir mesaj yazarlarsa adresleriyle birlikte onlara da gönderebiliriz. Evet. O zaman yayını izleyen tüm takipçilere bunu bir kez daha hatırlatalım. Yılmaz Hocam'ın kaleminden çıkan Gümüşhane Dölek Güveci, yani Dölek Köyü'nde üretilen güvecin tarihçesini anlatan bir kitap. Bu kitaba sahip olmak isteyen direkt Yılmaz Hocam'a da ulaşabilir. Yayıncıların internet sayfalarından da temin edebilir. Aynı zamanda Dölekköy derneklerine yakınsa sanıyorum ki organizasyonlar başlayacak bugün itibariyle. O anlamda başvurabilirler. Yani yeter ki bu kitabı almak isteyelim, buna bir yönelelim. Mutlaka ulaşımda, temin etme noktasında zorlanmadan başaracağız diye düşünüyorum. Ama yayınımızı hem Yılmaz Başkan hem de Muhammed Başkan yani bağlanamıyorsa da izliyorlardır diye düşünüyorum. Dolayısıyla hem mesaj atarlarsa şöyle şöyle yapabiliriz diye bir fikirleri varsa, ya da bağlanabiliyorsa da direkt bağlanıp söyleseler iyi olur. Hüseyin Durmuş tekrar yayına geldi. Bir kopukluk mu oldu? Açı bitti, açı. Olur, olur, olur. Teknik sorunlar. Biz de biraz gecikmeli başladık. Oluyor bu teknik sorunlar. Söyleyecek sözümüz varsa buyurun. Yılmaz anlatıyordu. O arada telefon kapattı. O kitabın yani Avrupa'ya gelme bazında orayı anlatıyordu. Bir de fiyat bazında, fiyat var mı yok mu, şekli nedir, onu da açıklarsa o zaman detaylarını daha iyi anlarız. Evet, ya şöyle, yayıncının dediğim gibi listelediği fiyat 420 lira sanırım. O da 20 euro civarında bir şeye denk geliyor. Bir kitabın biri. Ve bu kitap mesela oradaki ülkelerde yaklaşık 100 eurodan aşağı mal olmaz muhtemelen. Öyle bir şey, ama Türkiye'de tabii daha şey. Sanıyorum 20 euro civarında bir şey olur Hüseyin. Kitabın. Şöyle diyeyim, sen bize en aşağı yukarı 150 tane yollayabilirsen, 150 tane önce bir sürelim ortaya, verdiklerimize verelim, gereken yere yaparız. Ben de emaneti de, aldıklarımızın emanetini de Temel kardeşime verir, o size iade eder veya yollar bir şekilde. Ama o kitapları 150 tane verebiliriz diye düşünüyorum. Hüseyin abi, çok teşekkürler bu yaklaşımından dolayı. Yani elin taşın altına koyacağını biliyordum. O zaman demek ki bir şekilde diğer derneklerle konuşarak bu yani en azından burayı gönderme noktasında da onların katkısı olabilir. Yılmaz Başkan şimdi bir mesaj attı yayına bağlanamıyor diye. Ben şimdi telefonla bağlandığım için telefonu kullanamıyorum. Yılmaz Başkan lütfen bir kez daha deneyebilirsin çünkü... Oluyor yani, biraz uğraştırıyor belki. Belledim. O da aynı benim gibi yapsın. Evet, bekliyoruz kendisini yayına. Burada şimdi mesajları okuyorum. Metin Elzivan, benim emmoğlu. O hem selam hem de hayırlı akşamlar diye yazdı. Kitabın fiyatını da sordu.
Öte yandan Tuncay Arı dostumuz da diyor ki hem Avrupa hem de Fransa için kitap almak isteyenler olursa bana da ulaşabilirler. O konuda ben de yardımcı olabilirim diyor. Ona da teşekkür ediyoruz. Ama Yılmaz Başkan bağlanabilirse en azından merkezi olarak Gebze'de nasıl bir çalışma yürütebiliriz, yürütülür diye onu da bir kendisine dinlemek isteriz. Ya tabii şöyle olarak yani Gebze Derneği de yani şöyle diyeyim temelim yani en büyük şeyi orada yani köylülerimizin Kalabalık. %90'ı orada yani Yılmaz da başkan olarak orada illaki bir iletişimde girebilir yani güzelce detayını anlatabilir. Evet evet yani mutlaka bu konuda bir fikir yürütecektir, bir çalışma yapacaktır da bağlanamıyor sanıyorum. Bir teknik sorun var yoksa kendisini... Valla temelim ben de çok uğraştım. 8'den böyle uğraşırım valla. Evet evet. Bizim bu dölek güvezinin bir şeyi bu. Yani uğraştırıyor. Aynen. Ama bir, evet her aşaması çileli oluyor. Yani. Evet. Mesajı bana ulaşırsa ben zorla da almayan da olsa zorla da veririm yani. Eyvallah. Evet çok çok büyük destek. Evet, geçen birisi aradı İstanbul'dan. Dedi ki bana dedi 5 tane kitap gönderir misiniz dedi. Dedim hayırdır 5 kitap ne yapacaksın 5 kitabı? Dedi ki ben dedi her çocuğuma dedi bir tane almak istiyorum dedi. Çünkü dedi bizim nereden geldiğimiz, ne zorluk yaşadığımız, hangi hayatı yaşadığımızı onlar görsünler. Bu onlar da kendi çocuklarına onu aktarsınlar diye. Tüm çocuklarıma bir tane almak istiyorum dedi. Evet ondan sonra ben de düşündüm. Gerçekten bir anlamda şu an dışarıda olan, dışarıda doğup büyümüş bizim genç neslimiz için aslında nereden geldiğimizin, hangi yollardan geçtiği, hangi sıkıntılardan, hangi... zor koşullardan geçerek buraya geldiğimizin bir anlamda kaydı. Bazen inanmıyorlar. Gerçekten bu olmuş olabilir mi? Öyle hikayeler var ki kitabın içerisinde. Gerçekten birisi okuduğu zaman tüyleri diken diken oluyor. Yani Güngör Hoca'ya da ben kitabı basmadan önce bir gönderdim. Hocam şu metinlere bir de siz bakar mısınız? Ön sözüne de öyle yazdı dedi. Okuyunca dedi tüylerim diken diken oldu dedi. Yani evet. Gerçekten bu insanlar nereler yaşamışlar, nerelerden gelmişler. Dolayısıyla hakikaten bizim insanların atalarının nereden geldiğini, nasıl yaşadığını anlaması, görmesi ve kayıt altına alması anlamında önemli diye düşünüyorum. Bu arada gelen yorumlardan... bir şey var orada. Diyor ki Güveç'in bir hikayesi vardı sanırım. Evet Şule Celepsi yazdı size hocam. Diyor ki Güveç'in bir hikayesi vardı. Demek ki siz bahsetmiştiniz yayınlarda ya da paylaşımlarda. Onu bir kez daha dinleyebilir miyiz? Diyor ama hangi birçok hikaye anlattınız Güveç'e dair? Evet Güveç'e dair çok hikaye var ama kitapta da şeyden bahsetmiştik. Mesela Güvece dair bir takım anlatılar var. Bunlardan bir tanesi şeydir. Hemen herkesin aklına geliyor. Dölek Güveci, Dölek yapısı Bayburt valisi diye bir şeyimiz var biliyorsunuz. Hocam Bayburtların tepkisini almayalım kurban olayım. Bir sözümü yok Bayburtları çok seviyoruz. Çünkü kitapta da onu özellikle belirttim. Bayburtlar bizim en çok sevdiğimiz yer. Niye? Çünkü en çok güveci orada satıyoruz. Evet. Çünkü Bayburt Ovası bizim oraya göre daha verimli ve buğday işte çeşitli zahirelerin yetiştiği bir ova. Ve eskiden beri Bayburt bizim en önemli pazarımız ve orayla ilişkilerimiz çok sıkıdır. Bayburt'la Gümüşhane arasındaki o tatlı rekabet de bize yansımış durumdadır. O anlamda bunu şey anlamında değil hani bir yergi anlamında değil ama halk arasında kitabın öyle bir bölümü de var. Halk arasında Güveç'le ilgili anlatılan anlatılar, Güveç'in işte kutsallığına atfedilen bir takım hikayeler, bir takım inanışlar ya da bu halk arasında çokça anlatılan bu hikayelere de yer verdik. Çünkü bunlar kültürün bir parçasıdır. Doğru olup olmamasından ziyade bunlar halk anlatıları içerisinde kültürün bir parçası haline geldiği için o kültüre, o
oraya ait herkes bilir. Bazen bugün Gümüşhane'de birçok kişiye güveç dediğin zaman direkt aklına Dölek Yapısı, Bayburt Valisi hikayesi gelir. Onun işte Bayburtlar Gümüşhane'ye bağlıyken 1927'de Gümüşhane'ye bağlandı onlar. 1989'a kadar. O süre içerisinde işte biz Gümüşhane'den aslında daha büyüğüz, bizim il olmamız lazım gibi böyle sürekli serzenişte bulununca bu Dölek, biraz sivri zekalı Dölekliler bir büst yapıp güveç çamurundan Dölek Yapısı Bayburt Valisi diye üzerine yazıp Bayburt Meydanı'na bırakmışlar gece ve ayrılmışlar. Bayburtlar sabah uyandığında bir valileri olduğunu görmüş. Tabii sonra epey bir süre Bayburt'a gitmemişler. Çünkü evet, Bayburt'a gidememişler. Evet. Peki Şule Hanım, Şule Celepçi de bunu dinlemişsizdir ya da duymuş bir şekilde. Çünkü söylediğiniz gibi evet. Ben hani onu, Bayburtlu dostlarımızı kızdırmayalım dedim de bu latifeydi ama bu hikaye evet anlatılır. Çünkü o dönemde çok konuşuldu. Bir de vali il olmak istiyorlar. İl olamayınca da Dölek'ten de böyle bir vali şeyi olunca dolayısıyla kızdırmışız Bayburtlu dostlarımızı ama bunlar tabii güveç hikayeleri, anıları olarak tarihte kaldı yani. Biz her zaman Bayburt'la dostluğumuz sürecektir. Şimdi Ünsal Hocam'ın da mesajı var burada yazmış. Köyümüz, şehrimiz ve dolayısıyla da ülkemiz sanat kültürüne katkılarından dolayı Yılmaz Hocam'a ve emeği geçen herkese teşekkürler. Bugüne kadar köyümüz sanat ve kültürünü bu derece kapsamlı anlatan bir kaynak eser ilk kez yazılmış oldu. Tüm köylülerimiz olarak bize anlatan bu esere sahip çıkmamız gerekiyor diye güzel bir mesaj bırakmış Ünsal Hocam, Ünsal Gür. Çok teşekkürler hocam. Selamlıyoruz da seni buradan. Biraz önce kitabın fiyatını soran Metin Ezvan bize de selam yazmış. Yalnız Şule Hanım, Şule Celepçi hocam göreceğe dair hikayelerde ısrarlı. Hocam vali ile ilgili diyor. Başka bir şey daha var demek ki. Bu işte Bayburt valisi. He, bu evet tamam. O zaman Şule Hanım, hocam anlattı, dinlemişsinizdir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bizim köylüler çamurdan Bayburt'a gidip şehir merkezinin ortasına bir büst yapıp Bayburt Vadisi yazmışlar üzerine. Dölek Yapısı, Bayburt Vadisi. Hocam mutlaka böyle birçok yaşanmış güveç hikayeleri kitapta var. Yani onları hepimiz merak ediyoruz. Peki kitabın ulaştırılması, vatandaşa ulaştırılması noktasında derneklerimizden böyle kısa süreli organizasyonlar olursa bunun için sizin vaktiniz nasıl olur? O anlamda da söyleyecekleriniz varsa belki dernek başkanlarımız onu da duymak isterler. Ben şöyle diyeyim Temel, orada bir araya gireyim özür dileyerek. Buyur. Burada bizim hemşeri var. Ondan bir görüşeyim. O tır meselesinde onlar geliyor. Eğer bir onunla konuşsun, getirebiliyorsa o zaman Yılmaz kardeşim onunla irtibata geçer, emanetler ona teslim eder. Onlar getirir buraya yani. Ama bir görüşelim, bir konuşalım. Ondan sonra bakalım cevap nedir. Evet, evet. Şimdi Yılmaz Başkan bağlanabilse diyeceğim, ben cep telefonundan bağlantıyı şu an yapıyoruz. Yoksa WhatsApp üzerinde kendisiyle konuşurduk, onu da yayına verebilirdik ama bilmiyorum. Niye herhalde. Zoom'dan niye yapmadın? Zoom'dan daha geniş giremez miydi? Şimdi olurdu, onun da başka teknikleri var ama. Burada aslında bir takım zorluklar çıkıyor baştan ama ikinci denemede falan oluyor. Normalde olur diye de bekliyordu. Bilmiyorum. Faysal Hocam, yeni davetler geliyorsa onlara da dikkat edelim. Belki Yılmaz Başkan bağlanmak için o sorunu aşmıştır. Hüseyin, burada sorun şu.
Zoom'dan ya da başka programlardan da yapılabilir ama bu yayını Facebook üzerine aktarma ve oradan bütün herkesin görebileceği şekilde paylaşmak önemli olan. Zoom'da öyle bir imkan yok galiba. Yani varsa da böyle değil. Yani link olarak paylaşılıyor hocam. Yani Zoom'dan yapılan link ya da video üzerinden yüklendiği zaman bu şekil direkt yayına verilmiyor. Evet. Dolayısıyla biz de daha fazla insana ulaşırız diye bu yöntemi seçtik ama ilk başta bir takım sorunları oldu ya da şu an bağlanamayan başkanların işte diyelim ki sorunu aşamadılar. Bize o oldu. Peki. Şey diyor ki Emoğlu diye linke basıyor. Aynı benim gibi aynı. Onlar da aynı benim gibi uğraşıyla Temel. Evet. O zaman biz biraz daha konuşalım. Hocam vaktiniz varsa belki bağlanabilir Yılmaz Başkan. Ben bu arada mesaj okuyayım bir tane daha. Erol Balaban yazmış. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı akşamlar. Öncelikle eser güzel olmuş. Hayırlı olsun. Eserlerin devamını diliyorum. Yayında emeği geçen Temel kardeşime, ekibine teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar, hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam olsun. Bizden de size selam olsun Erol Balaban. Evet, o da aynı zamanda şu duyuruyu da yapalım. Çok değerli takipçiler, yayınımızı şu anda izlemekte olan bizim köyümüz dışındaki Gümüşhaneliler, hemşerilerimiz. Yani sizin de sorularınız varsa güveze dair, kitaba dair, hocama dair, yayına dair. Yani lütfen yazınız. Biz Dölek Güvezi'ni konu ettiğimiz için onun üzerinde konuşuyoruz, yoğunlaşıyoruz ama hani biz aynı yörenin derler kişisi, aynı derenin insanlarıyız. Dolayısıyla lütfen varsa sorunuz bize yazabilirsiniz ya da sonradan yani yazacağınız mesajlara da hocam yorum olarak sonradan cevap yazabilir diye düşünüyorum. Evet, bu anlamda şey ekleyeyim. Buyurun. Kitap çıktıktan sonra bizim köylüler kadar Kabaköylüler de kitabı çok merak ettiler ve çok sayıda Kabaköylü kitabı istedi. Epey bir şeye gönderdim. Çok da memnun oldular. Kitapta bir tane 37 tane anı paylaştım ben. Bir tanesi Kabaköy'den Sabri Şenel abiye ait. Bir de Kabaköy'den güvecin görüntüsü nasıl, ona dair bir kendi gözlemlerini, kendi çocukluk anılarını içeren bir kısım var. Dolayısıyla Kabaköylüler de aslında bizimkiler kadar meraklı. Çünkü onların hayatında da çok önemli. Biliyorsunuz bütün özellikle bu Dölek Köyü'ne Karayolu 1969 yılında geldi. 69 yılından önce güveçler önce Kabaköy'e götürülür. Oradan kamyonlara yüklenir. İşte satılacağı yerlere götürülürdü. Oraya da 1952 yılında karayolu gelmiş. Ondan önce de daha aşağı işte o Tohumoğlu denen mevkiye götürülüyordu. Dolayısıyla Kabaköylülerin kitaba en az bizim köylüler kadar ilgisi var. Hepsine buradan teşekkür ediyorum bir kez daha. Biz de teşekkür edelim ve buradan bütün Kabaköylü dostlarımıza da selam gönderelim. Yayını izliyorsalar katılabilirler de yorumlarıyla ya da sorularıyla. O zaman hocam bu kitap bir an önce vatandaşlara ulaşsın, nasıl ulaşıl diye onu söylemeyeyim. Başka bir fikir var mı bu? Hani burayı için tamam. Kitaplar gönderilsin. Burada gerekeni yaparız. En az 100 tane gönderilsin diyorsun ama Gebze'de, Ümraniye'deki derneklerimizin ne yapması gerekir? Yani fikir bazında neler söylemek istersin? Yani onları görüşlerini alamadık. Onların görüşlerini alamadık da şöyle diyeyim. Yani başkanların da Yılmaz kardeşimle iletişime girseler onlar da o sorunu veya yapılacak ne gerekiyorsa o yapılır yani. Ve Yılmaz'ın da yapacağına ben buradan adım gibi inanırım. Yani siz nasıl inanıyorsam ona da öyle inanıyorum yani yapacağına dair. Ama Muhammed evet. Adını konuşamam. Muhammed'i fazla yani çocuk idi, çocuk yaşta şey oldu akrabamdır ama nasıl bir şeye sahiptir bilemem. Onun adına kuracağım ama Yılmaz'ın adına, Katırcı'nın adına konuşabilirim yani.
Muhammed beni aradı. O da bu konuda destek olmak istediğini söyledi. Kendisine de buradan teşekkür edeyim ya. O da o konuda. Yılmaz da bunu haydi seve seve yapar diye inanıyorum yani. Evet, yani ben her iki başkanın da ya da her iki derneğin de yani elini taşın altına koyacaklarından hiç şüphem yok. Ama bunu bir an önce de yapsa iyi olur yani. Bir an önce bu atılacak adımlar atılsın. Çünkü o da Yılmaz kardeşime düşüyor. Hemen o işi derneklerin iletişime girecek. Dernek de bizden iletişime girecek. Nasıl yaparız bileti? Nasıl yollayabiliriz? Aceleden dağıtımı yapılması lazım. Evet. Yani hocam bunun için emek verdi. Yazdı, çizdi, uğraştı. Kitap baskıdan çıktı. Şimdi bundan sonra mutlaka hocamın da yapacakları vardır ama tanıtım noktasında, insanımıza ulaşma noktasında şu an adımı atacak derneklerimizdir, köyümüz insanıdır. Hocama ulaşma noktasında tabii ki kim gayret gösterirse hocam yanıt verecektir ama bir organize olma şeyi derneklerimizin üzerinde yürütülürse daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Onun için hem Yılmaz Başkan'ın hem de Muhammed Başkan'ın bu yayını dinler ya da bu konudan haberdar bir şekilde olmuş oluyorlar. Bu yönde kendi yönetimleriyle görüşüp Yılmaz Hocam'la temasa geçerek mi bir adım atacaklar yoksa dernekler arasında sizle üçlü dernek bir fikir bazında mı buluşacaksınız? Sizde bu anlamda bir organizasyon bekliyoruz, bir adım bekliyoruz. Hüseyin Emin, sizin şeyiniz, teklifiniz çok güzel. Yani daha başka bundan iyisi olmaz ama buranın üyeler bazında sayısı belli. Türkiye'de daha çok insanımız var. Köyümüz insanı hem Gebze'de hem Ümraniye'de. Oralar da önemli. Demek istediğim oraları da hareketlendirmemiz lazım. Temelim yani şu illa bizim köylülere bu kitabı verecek anlamına gelmiyor. Bu hemşerilerim olarak yani merak eden kişiler de yani bazıları da bizim güveç nedir diye merak ediyor. Yani o kişilere de yani verebiliriz bizim yöreyi daha iyi tanıması için, bilmesi için yani. Doğru. İlla bizim yani köylülerimize verecek anlamına gelmez. O kadar hemşerimiz var. Gümüşhaneli, Trabzonlu, dıştan Samsunlu, diş Zonguldak'tan yani çok merak eden var yani. Onlara yani, bizi daha iyi tanırlar hem de bizim nerede yaşadık, ne şekilde hayatımızı sürdürdüğümüzü daha iyi anlarlar. Evet, köyümüzde üretilen bu coğrafi işaret tescil belgesi almış bir ürünü de görmüş olurlar. Köyümüzün bir gururu, bir ürünü. Doğru, evet. çok doğru söyledin. Erol Çakma diyorsun, bir tane kitap şimdiden ayırdım diyorsun. Erol Çakma bir de benim hemşerim inşallah o befesiye de dahılı Cemal'a da veririz. Evet evet. Yılmaz Hocam isimlerini zikrettiğimiz dostlarımız Torullu. Bunlar Almanya'da yaşıyorlar. Şeyhlerinden de çok samimiler. Mutlaka onlara kitap hediye edecektir. Yani verecektir. Parasını da alacaktır yani. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Hocam bilmiyorum yayını sürdürelim mi yoksa böyle sonlandıralım mı? Söyleyecek başka sözleriniz varsa onları da dinleyelim. Şimdi Yılmaz Başkan bağlanamadı. Bağlansaydı biraz daha sürdürürdü program ama bilmiyorum nasıl istersen. Onlarla biz ayrıca bir görüşüp bir organizasyon yapmaya çalışalım. Biraz önce sen sordun ya gidip orada işte bir imza günü gibi bir şey yapmak mümkün olur mu diye. Eğer onlar organize ederlerse tabii ki ben seve seve giderim. Kitap isteyenlere bir imza günü yapıp hatta kitapla ilgili bir burada olduğuna benzer bir şekilde bir organizasyon çerçevesinde gereken şeyleri yaparız. Diyelim ki kitapla ilgili bir söyleşi de yapabiliriz. Öncesinden işte bilinmeyen taraflarıyla ilgili bir program da olabilir ya da sadece imza günü de olabilir. Bu arada bir yorum var orada. Yılmaz ve yönetim adına gereken neyse yapmaya çalışacağımızı bilin. Ulaşım sağlamaya çalışıyoruz ama olmuyor. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Biz her daim hazır olduğumuzu bilin. Herkese selamlar demiş. Sanıyorum Yılmaz Başkan mı bu? Kim? Yoksa şey mi bu?
Metin Erzivan, benim amcamın oğlu yazmış, sanıyorum başkanın adına yazmış, Yılmaz başkanın adına. Diyor ki Emmoğlu diyor, başkan Yılmaz ve yönetim adına gereken neyse yapmaya çalışacağımızı bilin. Ulaşım sağlamaya çalışıyoruz ama olmuyor. Tekrar tekrar hayırlı olsun diliyoruz. Biz her daim hazır olduğumuzu bilin. Herkese selamlar diyor. Yani Metin Erzivan, benim amcamın oğlu da Yılmaz Başkan'la aynı yönetimdeler. Diyorlar ki biz yönetim olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Her zaman bunun için hazır kıta bekliyoruz ama yayına bağlanmak için çok uğraştı diyor Yılmaz Başkan. Onu başaramadı. O zaman başka bir sefere Yılmaz Başkan'la konuşuruz diyelim. Bu arada Muhammed'in olduğunu düşündüğüm başka bir mesaj var. İsimleri ben göremiyorum ama mesajları görüyorum. Şimdi ben gördüm onu. Okuyayım isterseniz hocam. Tabii. Muhammed Katırcı da diyor ki Ümrane Dernek Başkanımız, öncelikle yayınınız hayırlara vesile olsun. Ben bu konuda Yılmaz Hoca'yı aradım. Ümraniye Dernek adına ne gerekiyorsa yaparız dedim. Muhammed Başkan onu bizzat Yılmaz Hocam da yayının başında söyledi. Yani biz dernek yöneticilerimizin, dernek başkanlarımızın bu anlamda üzerine düşeni yapacaklarına hiç şüphemiz yok. Sadece biz sizin fikirlerinizi de burada duymak isterdik. Yayına katılmanız o anlamda önemliydi. Onu başaramadık. Yoksa hani o desteği vereceğinizden şüphemiz yok. Yılmaz Hocam, siz bir şey söylemek istiyorsanız Muhammed Başkan'ın bu mesajına, buyurun. Biz zaten kendisiyle telefonda görüştük. Aradı beni sağ olsun. Bu konuda dernek olarak üzerine düşen ne varsa onu yapacaklarını ifade ettiler. Ben de açıkçası şu yayından sonra eğer bir organizasyon yapacaksak bunu birlikte düşünüp birlikte karar verelim diye herhangi bir girişimde bulunmadım ama öyle anlaşılıyor ki kendileriyle burada görüşemediğimize göre ayrıca onlarla görüşeceğiz. Hüseyin kardeşimiz sağ olsun, o zaten nasıl destek olabileceklerini ifade etti. O yolu onlarla deneyeceğiz. Ümraniye ve Gebze Derneğimizle de başkanlarımızla görüşerek öyle bir organizasyon eğer kendileri için uygunsa onu planlarız. Uygun değilse başka türlü nasıl yapabileceksek onu kendileriyle konuşuruz birebir de, öyle görünüyor. Çünkü yayında ortak konuşmuş olsaydık hep birimiz bir arada daha da güzel çık olurdu. Bu arada Temel, özellikle sana da teşekkür ediyorum. Teknik sorunlara rağmen ısrar edip bu yayını başarılı bir şekilde gerçekleştirdin. Rica ediyorum hocam. Yani katkımız olduysa seviniriz. Olmalı da zaten. Ben de sonuçta bu köyümüzün yani bir ferdiyim, bu işin bir parçasıyım. Ben gurur duyuyorum. Hem köyümüzde böyle bir şey üretilmesinden dolayı yıllarca bugünümüze kadar getirilmiş olması, hem de sizlerin akademik çalışmalarınızla bu kitaba verdiğiniz emek, bu böyle bir eseri ortaya koymuş olmaz. Bunlar bize gurur verici. Hüseyin Hanım da aynı duyguları paylaşarak ilk sözü 150 tane hemen gönderilsin. Bunun şeyi budur yani. Sonuçta bu bizim köyümüz adına yapılan her çalışma bizi gururlandırır hocam. Üzerimize düşeni yapmaya çalışırız her zaman. Ben teknik sorumlu da Faysal Karataş dostumuzu çok uğraştırdık. Kendisine ben de teşekkür ediyorum buradan, bizim ekipte de olsa. Hani sonuçta o da bir ayrı bir uğraş verdi. Yayın biraz geciktiği anlarda ses de yaşadı. Faysal hocam, eline sağlık. Sağ ol, var ol. Hüseyin abi, söyleyecek başka bir şeyler varsa onları da dinleyelim. Yavaş yavaş toparlayacağız. Vallahi yani elimizden geleni yine Yılmaz kardeşime söyleyeyim. Elimizden geleni yine yapmaya hazırız. Aynen az önce de senin ifade ettiğin gibi. Biz yani illa Yılmaz'ın bizim köylü olması veya diğer bütün köylümüzün hangi ferdi olursa olsun onlara her yüreğimiz, her yönüyle, her desteğiyle biz açırız. Bu yönden de yazdığı kitabın dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir verimli veya bir başarı mücadelede veririz. Yani ona da bir destek oluruz inşallah. Evet, çok teşekkürler Hüseyin Hocam. Allah'a emanet edeyim. Başarılarınızın daimini diliyorum.
Tamam, hayırlı akşamlar olsun. Yayına katıldığın için, vakit ayırdığın için çok teşekkürler. Sağ ol, var ol. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Böyle de iyi. Yani sesini duyduk, desteğini duyduk. Yani bu çok önemliydi bizim için. Başka yayınlarda da inşallah yine görüşürüz. Çok teşekkürler. Selamlar olsun, hayırlı akşamlar. Yılmaz Hocam, Fransa'da Tuncay Arı diyor ki Fransa bana ait diyor. Bütün dağıtım bana ait diyor. Dolayısıyla buradan bizi izleyen değerli dostlarımız Fransa'dan, yani Gümüşhaneli olan bizim köylü olmasa da bütün hemşerilerimiz Tuncay Arı'ya ulaşmaları halinde kitaba sahip olabilirler. Çünkü kendisine kitap en kısa zamanda ulaşacaktır. O kesin onu organize ediyordur şimdi de. Dolayısıyla Yılmaz Hocam, şimdi şunu görüyoruz. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim ben. Yani dernek başkanların sesini duysak daha anlamlı da olurdu, daha güzel de olurdu. Ama bağlanamadılar, ama mesajlarından anlıyoruz ki bu esere, bu yazdığınız kitaba çok bir sahiplenme olacak, oluyor da, onu görüyoruz. Dolayısıyla daha organizeli bir seviyede geçebiliriz en kısa zamanda. Bunu dernek başkanlarımız kendi aralarında konuşarak size işte ulaşarak da bunu yapacaklardır diye düşünüyorum. Diğer taraftan da çok değerli Gümüşhaneli hemşerilerimiz, yani bizim köyümüzün dışındaki güzel insanlara da buradan seslenmek istiyorum. Yani Gümüşhane'nin merkeze bağlı bir köydü Dölek Köyü. Dölek Köyü'nün hem çok değerli bir akademik insanı Yılmaz Arı, çoğunuz tanıyorsunuz, Profesör Doktor Yılmaz Arı, böyle bir çalışmayı yaptı. Bir kitap yazdı. Hem köy insanını kitabında anlatıyor, hem de bu güveci anlatıyor. Dolayısıyla bu bir anlamda sizlerin de hani gurur olmuş oluyor. Hem kitap, hem de bizim köy insanının çalışmaları. Dolayısıyla sizler de kitaba ulaşma noktasında düşünceniz olursa hem derneklerimiz, hem Yılmaz Hocam dönüşleri mutlaka yapacaktır. Bunu da buradan söylemiş olalım. Dernek başkanlarımıza ilgilerinden dolayı, köyümüz insanına mesaj yazan, ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyoruz buradan şimdi de. Yapacakları çalışmaları da dernek başkanlarımız, dernek yönetimlerimiz mutlaka duyuracaktır ya da yorumlara yazacaktır ya da Yılmaz Hocam'a direkt ulaşıp ne yapabiliriz, şöyle yapalım mı diye mutlaka bunu, bu adımları atacaklardır diye düşünüyorum. Siz son olarak ne söylemek istersiniz Yılmaz Hocam? Evet, ben öncelikle yayının teknik olarak herkese ulaşmasını sağlayan Faysal Bey'e ve Hülya Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Biraz gecikmeli de olsa, bekletmiş de olsak, bu saate kadar bizi takip eden bütün dinleyenlere teşekkür ediyorum. Zamanlarını ayırdılar. Elimizden geldiğince sadece yöremiz kültürüne ya da ilimiz kültürüne değil, ülke kültürüne farklı eserlerle biz katkı yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince işte kendi birikimlerimiz doğrultusunda kültürümüzün farklı yönlerini ele alan, bugün tabii birisini konuştuk ama bu şekilde bizim başka çalışmalarımız da var. Elimizden geldiğince ülkemizin gelişmesi, kalkınması adına elimizden gelen ne varsa en uç noktasına kadar yapmaya çalışıyoruz. Bu akşam gördüm ki bizim kendi hemşerilerimiz, köy derneklerimiz oldukça konuya duyarlı ve üretilen bu ürünlerin ilgililere ulaşması konusunda oldukça istekliler ve kendilerine düşen ne görev varsa onu yapmaya hazırlar. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Oldukça beni memnun etti açıkçası bu kadar istekli ve duyarlı olmaları bu konuda. Kendileriyle iletişim halinde bundan sonraki süreçleri planlayacağız. Amacımız hem ülkemizin gelişmesine katkı yapmak, hem de çok kadim bir geleneğimiz olan Dölek çömlekçiliğini daha geç olmadan bizden sonraki nesillere sağlıklı bir şekilde aktarabilmek için
gereken neyse onları planlamak ve yapmak. Bu da bizim üzerimize düşüyor. Şimdiye kadar nasıl ki coğrafi işareti almada önemli bir gayret göstermiş, bu kitabı 3-4 yıllık süren bir süreç sonunda ortaya çıkarmışsak, bundan sonra da bu kadim sanatın yaşatılması için gerekli planları, projeleri de yapıp uygulayacağız. Eminim ki hem bu akşam bizimle olan herkes, hem de belki şu an bizi dinlemeyen ama daha sonra kaydı dinleyip de konu hakkında bilgi sahibi olan birçok kişi de bu konuda destek olacaktır. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sana da özellikle Temel kardeşim, bu yayını gerçekleştirme konusundaki gayretim ve özellikle teknik aksaklıklara rağmen pes etmemenden dolayı çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Rica ederim hocam. Siz sağ olun. İyi ki varsınız. İyi ki Dölek Köyü'nden, Gümüşhane'den sizin gibi bir akademik insan çıktı sahalara ve böyle güzel çalışmalara imza atıyorsunuz. Özellikle Balıkesir'de üniversitelere katkılarınız, onun yanı sıra bu sözünü ettiğiniz kitap ve ondan önceki kitaplarınız, coğrafya hocası olarak ülkemize hizmetleriniz, gerçekten bunlar bize gurur veriyor. Çok teşekkür ediyorum bunlara imza attığınız için. Evet, yayıncı arkadaşlarımıza bir kez de buradan yayını bitirmeden ben de teşekkür edeyim. Hülya Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Genel yayın yönetmenimiz, bizim bir muhabize ekibi. Kendisi o ekibin genel yayın yönetmeni. Faysal Bey de rejiden sorumlu, teknik sorumlu, yayın sorumlusu Faysal Karataş. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi zaten altyazı da yazmış. Faysal Hocam, son şeyi sizden bekliyorum. Kapatıyoruz diye bir not düşerseniz ben veda edeceğim. Sizden bir cevap bekliyorum. Hocam bir kez daha çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum herkese akşamın bu vaktinde zaman ayırıp bizi dinledikleri için. Evet. Faysal Hocam'dan bir şey alalım. Not, mesaj atacaktır o. Faysal Hocam, kapatıyoruz mu? Evet. Tamam, kapattık. Herkese hayırlı akşamlar olsun hocam. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Peki. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Peki.